Arkadaşlarla kumar. Galiba. Utkan. Parayı da bu yüzden istedim. Bence de beraber yap. Ben çekmeden mümkün değil. Nasıl olsa bayanlar durup dolu. Bu benim Dürgay için. Nasıl tanıdın? Üç. Gelmiyor çünkü. Arkadaşlarıyla kumar oynuyor. Parayı da bu yüzden istedim. Nasıl bir giriş bu? Gelemeyecek. O biraz daha mafya hesabı değil mi? Akşamdan kalmak. Evet, yani akşamdan kalmak istifra edecek bir şey boş. Çünkü bir şey çıkmıyor mu? Gelmeyecek. Ha, adam geldi. Dur, gelmeyeceksin zaten. Şunu da geçmiştim. Öyle mi? Utkan, kulakların çınladı mı? Şey demişsin, cumartesi gelip bir sürpriz yapalım da arkadaşlar. Aa, yapmışsın. Yani işte herhalde ki böyle yaptım hocam. Hakikaten sürpriz oldu. Bitmiş gibi yazınca sizde hani ben de... Yok şey, o diksiyon için. Ben tahmin ettim hocam, diksiyon kursu. Ama o zaman hani cumartesi gelip bir sürpriz yapalım da arkadaşlar, ne dersiniz? Falan deyince ben de... Buradan da ismini görmüş bir şey. Evet. Gelmeyecek. Arkadaşlarıyla kumar oynuyor. Parayı da bu yüzden istedim. Bu Utkan mı? Serhan. Hayır. Serhan. Bak duydun mu orada? Yiğit. Parayı da bu yüzden istedim. Biraz Allah kahretsin. Nasıl var? Akşamlar kaldı. Bir sonra benim kafamda. Yeğenim hakkında ne düşünüyorsun? Ben mesela bu cümlenin devamında yeğenim hakkında ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Hani evet ben böyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun gibi olmamış. Daha çok orada o konu bitti. Yeğenim hakkında ne düşünüyorsun? Aramızı yapayım mı? Yeğenim hakkında güzel çocuk değil mi? Parmak sürüş. Biraz fazla sanmış. Bence onun biraz kafası karışık ve mutsuz. Bugün kırıldı. Oturmuş ya. Kim siz mutsuz musunuz? Kafam karışık. Oldu hocam. Bu tarz şeyler sormamasın kafana. Sormamasın. Sormamasın. Elim tutuyor ya. Anla. Bu tarz şeyler sormamasın. Bu tarz şeyler sormamasın. O kadar sıkıyorsun. Bir dakika. Ben senin oyunculuk tembirini de izledim. Sende şöyle temel bir problem var. Şimdi onu fark ettim. Seslendirmede de aynı şeyi görünce. O karaktere yönelik zannettim. Bu arada poz vereyim. Ben sunucuyum. Kamerayı hocam durduramıyorum. Ne yapayım? Durduramıyorum kendim hocam. Şimdi hayır, dur devam etme şansı yok. Tamam, burada da öfkeli bir adam. O dişlerini sıkarak konuşmak ama yer edecek, dikkat et. Öfkeli karakterler, aşırı erkek karakterler canlandırmaya çalışma gayretinden, o dişlerinin arasından konuşma gayreti... Ne yaptı? Düşür lanet var ya. Sıkıntıya sokmasın, senin ona dikkat et. Ne yapacak, ne yapacak? Bu tarz şeyler sormamasın. Bana böyle şeyler söylememesin. Böyle konuşma hakkını henüz kazanamadım. Bu da karar verilmemiş. Emin değilim. Kazandım mı kazanamadım? Böyle konuşma hakkını henüz kazanamadım. Böyle bir şeyler söyleyeceğim. O kağıt, hocam o kadar çok çizdim, yazdım, ettim ki. Yani acaba çizdim, yazdım, ettim ki. Bana bahane uydurmayın. Evet. Hakkında henüz kazanamadım. Özür dilerim maestro. Kurşun mu? Özür dilerim maestro. Kurşun mu? Kurşun mu? Kurşun mu? Hocam Serhan'ca konuşuyor. Güzel, konuşuyor. Evet. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Yüzünü göremiyorum. Ne söyledin? Galiba özür diledin. Bak bu galiba. Sana? Galiba. Bu ne galiba? Galiba. Yetiştirmek için galiba söyledik hocam. Orada yetiştirdik. Yetiştireceğiz değil mi? Artık böyle yaptık. Evet.
Yine aynı şeyi yapıyorsun. Yüzünü göremiyorum. Ne söyledin? Galiba özür diledin. Evet maalesef. Sana saldırdığın özür dileme. Karşı saldırıya geç. Özür dileyip yalakalık yapan insanlar katlanamıyor. Peki sen ne yapıyorsun? İnsanları kullanıyorsun, aşağılıyorsun, sonra da yemek yolluyorsun. Evet doğru. Bayan karakter oturmuş. Böyle. Ya tabii şu var. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Bazı karakterlerin ama tabii burada biz herkese eğitim vermek durumunda olduğumuz için herkes her role giriyor. Yani biz burada bir casting yapmıyoruz. Ama bu bir hata değil. O yüzden bir şey söylemiyor. Normalde bir film seslendirme olsaydık burada mesela Hamza Bey ses olarak bence aslında kötü değildi. Ama bence bu karaktere gitmemiş, oturmamış o ses. Sıkıntı orada. Ağırlıklı olarak bizi rahatsız eden şey bu. Senin sesin daha iyi gitmiş ama Hamza Bey'in performansı daha iyiydi. Daha kontrollü yorum. Demek istediğim şu, burada da bayan karakterin sesi de çok karaktere oturmamış. İki sesimiz de çok karakterlere oturmamış. Ama bu problem olmayacaktı. Önemli olan ben sizin teknik kusursuzluğunuza bakmaya gayret ediyorum. Ses uyumuna değil. Eğer ki biz burada başkent film akademisi olsaydık, film seslendiriyor olsaydık, inanın herkes en uygun olduğu karakterle eşleşecekti. Evet. Bu olmadığı için bazı karakterler biraz gırgır gelebilir, oturmamış gelebilir ama bu sadece ses castingi dediğimiz olayı biz burada yapmadan herkesi uyguladığımız için. Böyle, evet. Peki bu. Hakkında bir şey söyledin. Bana bir piyanist olmasını istediğinizi ama buna yeteneği olmadığını söyledim. Buna mı karar verdiniz? Yeterek onda var. Karla bütün imkanları sundum. En iyi hocaları tuttum. Tanrı aşkına o çocuğun yeteneği var, sadece eğitilmesi gerek. Burası, yani sadece diyebilseydin burası iyiydi. Yani gayet iyiydi. Oğlum, evet hocam. Sadece, C çıkmadığı için buna tam puan veremiyorsun. Sadece o çocuğun eğitilmesi gerek. Dediğinizin onun yeteneği olmadığını söyledim. Buna mı karar verdiniz? Yeterek onda var. Karla bütün imkanları sundum. En iyi hocaları tuttum. Tanrı aşkına o çocuğun yeteneği var, sadece eğitilmesi gerek. Sade eğitilmesi gerek. Tamam mı? Şöyle yapalım. Sade. C çıkmak için uğraşıyor. Sade. Sade. Sordun mu? Ne? 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 Küçük dinliyorduk. Bir insanı sanatçı olmaya zorlayabilir misiniz diyordum. Kız çok iyi adam. Adam çok çirkin ya. Evet kız çok güzel adam, çok çirkin. Benim çirkin bir adam değildir aslında ya. Yok. Bu role uydurmuşlar. John Malkovich çirkindir hocam. Evet, evet hocam. Evet, ben de çirkin bir adam. Eteresi değil ki bu John Malkovich. Ha bu John Malkovich mi? Evet. Allah Allah ben nasıl buldum? John Malkovich. Eteresi de John Malkovich. Ama hocam John Malkovich'in normalde yüzü zayıf, burada ne bir şey eklemiş.